farklı yöntemler geliştirdi derken İbrahim Aleyhisselam bir gün bu bölgede yaşayan insanların bayramları olurdu. Senede bir defa bayram yaparlardı. Bayramı yaptıkları bir sırada İbrahim Aleyhisselam puthaneye gider ve en büyük putu bırakacak şekilde diğer putların hepsini kırar. Bir tebliğ metodu olarak İbrahim Aleyhisselam'ın o hareketinden sonra bayram bittikten sonra gelip putların kırıldığını görünce halk tabii büyük bir şok yaşar. Büyük şok yaşamaları hasebiyle de bunu kim yaptı arayışı içine girerler ve İbrahim isminde birisinin, bir gencin bu tür söylemlerde bulunduğunu hatırlar ve neticede iş İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine kalır. İbrahim Aleyhisselam'ı çağırırlar halkın önünde. Ey İbrahim, putlarımıza bunu sen mi yaptın derler. İbrahim Aleyhisselam da bir tebliğ metodu olarak düşünmeye sevk ediyor ya, der ki şu büyüğüne sorun der. Belki o yapmıştır der. Dönerler puta, ey İbrahim bu put bu konuşamaz ki bu taş. İbrahim Aleyhisselam burada bir tebliğ metodu olarak kendisine fayda ve zarar veremeyen buna mı tapıyorsunuz gibi sözlerle özet olarak geçelim. İbrahim Aleyhisselam böyle bir yol izlemiş ve onların o yapmış olduğunu, yanlış olduğunu haber vermiş. Tabii hoşlarına gitmeyince netice karar alıyorlar. Ne yapacaklar? İbrahim Aleyhisselam'ı yakacaklar. Ateşe atacaklar ve böylece cezalandıracaklar. Derken işte bu görmüş olduğumuz alana devasa odun kütleleri biriktirmek suretiyle çok büyük bir ateş yandırırlar. Çevredeki ağaçları keserler vesaire. Bir şekilde bu alanı doldurarak ateşi yakarlar. Tabii amaçları İbrahim Aleyhisselam'ı yakmaktır. Lakin Allah Subhanehu ve Teala peygamberini muhafaza eder. Ve ayet-i kerimede de açıkça belirtildiği üzere Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Mealen yaklaşık olarak ifade edeyim. Biz dedik, diyor ki Allah Subhanehu ve Teala, biz dedik ateşe, ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Burada hemen bir parantez açayım müsaadenizle. Allah Subhanehu ve Teala serin ve selamet ol diyor. Dolayısıyla biz de acizane buraya narın nura döndüğü yer diyoruz. Narın nura döndüğü bu yerde Allah Subhanehu ve Teala peygamberini korumuş ve onu Lut Aleyhisselam'la birleştirerek bu bölgeyi terk etmiş, böylece Filistin'e doğru hareket etmişler. Bu alanda daha sonra gelen insanlar İbrahim Aleyhisselam'ı da anmak için bir mabet inşa etmişler. Allah'ın dostu olan İbrahim, putları kırarken sadece bir tane bırakıyor. Neden İbrahim? Neden son putu kırmadın? Hikmetinin kaynağına nasıl erişiriz İbrahim? Gönlümüzü put sanıp kıran kim sahiden? Sorular bir avuç gencin yolculuğuna asırlarca yetecektir. Şen olasın ey gönül, ser verip sır vermeyen bir nefesi alıp veriyorsun. Nemrut ateş görürken sen gül kokusuyla mest oluyorsun. Nemrut gibi bakmadığın için odunu balık, ateşi su görüyorsun. Allah'ın dostunun şehrindesin ve gözyaşın zelihaya karışıyor. Benliğini buluyorsun adım adım yaklaştığında Halilurrahman'a. Ey gönül, Allah'ın rızası için suyu görüp dokunmuyorsun. Balığı görüp nazar etmiyorsun. Hazreti İbrahim'e selam ediyorsun. Urfa'nın şanından dem tutuyorsun. Halilurrahman Camisi'nde memleketimizin insanlarının döşeme camii diye tarif ettiği yüce mabetteyiz. Gölbaşı Mahallesi'nde külliyenin teşekkülü sırasında 150'ye 30 metre boyutlarında kabaca uzun dikdörtgen şeklinde bir havuza çevrilmiş olan Balıklı Göl, adındaki küçük bir gölün etrafında yer alır. İlk binası 13. yüzyılda yapılmış, 18 ila 19. yüzyıllarda yeni birimlerin eklenmesiyle külliye haline getirilmiştir. Halilurrahman Medresesi, Rıdvaniye Camii ve Rıdvaniye Medresesi ile bir hazireden oluşur. İçinde yiyenin öleceğine veya başına bir felaket geleceğine inanılan sazan balıklarının yaşadığı Balıklı Göl, efsaneye göre Nemrut'un mancınıkla kaleden attırdığı Hazreti İbrahim'in düştüğü yerde ateşin suya dönüşmesiyle meydana gelmiştir.